Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Streamlabs'in mobil uygulamasını inceleyeceğiz. Streamlabs'in mobil uygulaması ile IRL yayınları yapabileceğiz telefonumuzdan. Aynı zamanda PUBG ve diğer oyunların yayınlarını da gönül rahatıyla çok kolay bir şekilde yapabileceğiz. Videoyu beğenmeyi, aşağıya yorum yazmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Sizlerin destekleriyle her geçen gün yeni yeni içerikler, yeni yeni videolar, yeni yeni incelemeler gelecek. Şimdi hızlıca uygulamaya geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle Play Store'a giriyoruz. Play Store'da arama yerine Streamlabs diye arattığımızda zaten ekranda da gördüğünüz gibi en üstte çıkıyor. Bu uygulamayı yüklüyoruz. Uygulamamız yüklendi. Hemen uygulamamıza giriş yaptığımızda ekranınızdaki her şeyi kaydetmeye başlayacak. Şimdi başlat diyoruz. İzin ver diyoruz. Uygulamamız gördüğünüz gibi açıldı. Sağ üstten 3 çizgiye tıklıyoruz ve editör kısmına giriş yapıyoruz. Editör kısmı bizim ana ekranımızdır. Add Layer diyerek buraya Add a Widget dediğimiz alert box'ımızı tıkladığımızda gördüğünüz gibi bildirim ekranımız buraya geldi. Bunu sağ alttan üstten çekiştirerek boyutunu ayarlayabiliriz ekrana göre. Alert box'ımı ekledikten sonra tekrar layer diyorum, add layer diyorum, add a widget diyorum. Widget'te gördüğünüz gibi donation tick, chat box, yani chat'imizi zaten mecbur ekleyeceğiz. Chat'imizi de şöyle ekleyelim şuraya. Chat'imiz burada olsun. Tekrar layer diyoruz, add a layer diyoruz, widget diyoruz. Burada widget'lar kısmında sizler takipçi hedefi, işte bit hedefi ve bağış hedefi gibi etkinliklerinizi buradan ekleyebilirsiniz. Event list de ekleyebiliriz mesela. Ben event list kullandığımız bir şey. Yayınlarımızda olacak olan son etkinlikleri gösterir. Son takipçi, son abone, son bağış gibi şeyleri gösteren yerdir. Tekrar layers dediğimizde add diyoruz ve buraya buradan share screen dediğimizde gördüğünüz gibi arkada bizim ekranımızı yakalıyor uygulama. Yine layers diyorum. Buradan add layer diyorum. Tekrar add a camera dediğimde gördüğünüz gibi benim kameramda buraya eklenmiş oluyor. Kamerama nereden ulaşacağım? Şimdi şöyle biraz ufaltalım. Şöyle ufaltalım. Mesela sağ alta kameramı koydum. Sol üstten OK'ye tıkladığımda ve geri geldiğimde gördüğünüz gibi kameram beni çekiyor. Eklediğim şeyler sağda solda, son takipler vesaire ve ekranı yakaladığı için de her şey iç içe gözüküyor şu anda. Normalde bildiğiniz gibi OBS'te de aynı bu olur. Ekran yakalama açtığınızda OBS iç içe gözükecektir. Burada da aynı mantıkla ilerliyor. Yani şu anda ben ekranımı yakalayabiliyorum. Kameramı da koydum buraya. Chat'im sol altta. Diğer üst tarafta takip bildirimlerim var. Her şeyim okey. Telefonumu tekrar dik konuma getiriyorum. Dik konuma getirdiğimde aynı zamanda gördüğünüz gibi sol altta chat kısmı var. Chat'e tıklayıp mesela siz hangi hesabınızla bağlandıysanız onu tiklediğinizde chat'inizi ekranda sol tarafta göreceksiniz. Mute audio dediğinizde anlık olarak sesinizi kapatıp açabilirsiniz. Flip kamera dediğinizde de ön kameradan arka kameraya geçebilirsiniz. Sonrasında tekrar ayarlar kısmına geliyoruz ve streaming settings kısmı var burada gördüğünüz gibi. Streaming setting kısmından da kendi yayın ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Bunu nasıl uygulayacağız? Audio settings bizim ses ayarlarımızdır. Buradaki ayarlara çok fazla dokunmuyoruz. Bluetooth kulaklığınız varsa ve onun mikrofonunu kullanıyorsanız gördüğünüz gibi Bluetooth audio input'u açmanız gerekiyor. Onun haricinde geri geldiğimizde video setting kısmına geliyoruz. Burası bizim en önemli kısmımız. Şimdi burası sizin telefonunuzun performansına göre ayarlayacağınız şeydir. Bunu kendiniz test ederek görebilirsiniz. Output Resolution sizin yayını kaç p'de çıkmak istediğinizdir. 240, 360, 480, 720, 1080p. Eğer telefonunuz çok iyi bir telefon değilse 720 çıkmanızı öneririm. Frame rate'imiz de bizim çıkış FPS'imizdir. 30, 60, 24, 15 olarak gider. Telefonunuz yine çok iyi bir telefon değilse bunu 30 FPS'te kullanmanızı tavsiye ederim. Bitrate'imizi de diğer videolarımda da bahsettiğim gibi internet hızınıza göre ayarlıyorsunuz. Aldığınız upload hızına göre buradan bitrate'inizi ayarlayabilirsiniz. Ama mobil bir yayın olacağı için size 2500 bitrate yeterli olacaktır. İnternetiniz ne kadar iyi olursa olsun 2500 bitrate vermeniz yeterlidir. Daha sonrasında tekrar geri geliyoruz. Platform settings'e geldiğimizde burada gördüğünüz gibi ekranda Twitch ve YouTube kısmı var. Twitch yayın yapacaksınız yoksa YouTube'da mı yayın yapacaksınız? Ona göre buradan ayarlarınızı yapabilirsiniz. Tekrar geriye geldiğimde alert kısmından, yani belki birden fazla platformda Streamlabs'e yayın açıyorsanız hem Facebook ve hem YouTube gibi, burada Show All Alerts diyebilirsiniz. Yani Twitch yayını yaparken de ekranda gördüğünüz gibi YouTube Twitch'in bütün bildirimleri çıkar. Yani siz Twitch'te yayın yaparken YouTube'dan biri takip ettiğinde bile onun bildirimi çıkacaktır. Buradan o an yapacağınız yayın platformuna göre bunları açıp kapatabilirsiniz. Tekrar geriye geldiğimde Account Settings'ten gördüğünüz gibi ben Twitch'imi bağladım. Sizler YouTube ve Facebook'unuzu bağlayabilirsiniz gönül
operatörü adıyla veya çok başka bir burada olmayan bir platformda yayın yapacaksanız da custom RTMP'den setup diyerek stream key'inizi girip programlayabilirsiniz. Bunun haricinde ana ekranınıza geldiğinizde aşağıdan Go Live tuşuna bastığınızda yayınınız direkt olarak hangi platforma bağlıysa Streamlabs'iniz orada yayın yapmaya başlayacaktır. Uygulama bu kadar basit ve sade. Hızlı bir şekilde indirip ayarlarınızı yapıp istediğiniz platformda yayın yaparak hayallerinize kavuşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videoda da gördüğünüz gibi telefondan yayın açmak bu kadar kolay. Bütün ayarlamaları yaptıktan sonra yapmanız gereken tek şey Go Live tuşuna basıp yayına başlamak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya yorum yapmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.